kalıyorsunuz. Rütü'nün geldiği noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de anayasa gereği Rütü'nün kaldırılması gerekmez mi? Şimdi Tuncay Bey, tabii gelinen nokta vahim. Yani vahimin de ötesi. Şimdi Rütük kendisine öyle bir görev tanımı biçmiş ki, bu görev tanımı sadece düşünce ve ifade ve basın özgürlüğünün aykırılıktan öte çok daha geniş bir alanı da ilgilendiriyor. Siyaset alanını ilgilendiriyor. Şimdi bakın, ben televizyonunuzda konuşuyorum. Siz ne yapabilirsiniz benim söylediklerimden dolayı şu anda? Yani ben konuşuyorum. Siz de bir milletvekili olarak beni hem halkla, toplumla buluşturuyorsunuz, düşüncelerimizi öğrenmeye çalışıyorsunuz ve sonunda bize sorular soruyorsunuz ve ben de cevaplar veriyorum. Şu anda siz benim söylediklerimden dolayı siz niçin sorumlu olasınız? Yani neden sorumlu olasınız? Ben burada kendimi her türlü konuda partimin ilkelerini, programını anlatmakla görevli olan bir milletvekiliyim. Şimdi evet, işin vahim tarafı... Biz evrensel yayıncılık ilkesine aykırı olmamak kaydıyla bütün görüşleri ekrana aktarmakla yükümlüyüz. Yeter ki evrensel kurallar var yani burada. Kural da tanımıyor, anayasayı da tanımıyor Sayın Levent Gök. Şimdi oraya geleceğim. Yani bakın, demokrasinin temelinde ne vardır? İşte demokrasilerde seçimler yapılır. Bir iktidar vardır, iktidarın dışındaki partilerde bir muhalefet partisidir. Demokrasiler iktidarın değil, tam tersine muhalefetin hak ve özgürlük alanlarının korunduğu rejimlerin adıdır Tuncay Bey. Yani iktidar zaten kendisini koruyor ama esas demokratik toplumlarda korunması gereken iktidarın dışındaki kesimlerin hak ve yükümlülükleridir. Şimdi bu anlamda baktığın zaman bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin bir belgeli bir şekilde açıkladığı bir konu elbette haber değeri olan bir konudur. Siz de bunu zaten vermezseniz yanlış yaparsınız. Ama eğer bu konuda iktidar partisi bir sıkıntı duyuyorsa hesaplaşacağı kişi doğrudan doğruya bu konuşmayı yapan kişidir. Şimdi siz niçin muhatap oluyorsunuz bu işte? Yani doğal olarak siyasetçilerin muhatabı siyasetçidir. Siyasetçi eğer kendisine güveniyorsa, cevabı varsa, belgesi varsa, kendisini anlatabiliyorsa, karşısındaki argümanları ortaya koyan siyasetçiye kalkar cevabını verir. Yüreği yetiyorsa. Şimdi tabii yürekleri yetmediği için ne yapacaklar? Anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilmiş olan görevi çiğneyen, ayaklar altına alan bir kurum var karşımıza, Rütük. Bugün otoriterleşmiş bir tek parti döneminin diktatörlükte dahi gözükmeyecek bir tablo içerisinde muhalefeti susturmaya, muhalefeti susturmaya çalışırken bir yandan da basını susturmaya. Dolayısıyla iktidarın dışında herkesin konuşamayacağı bir ortam yaratmaya çalışılan bir sürece sokuyorlar. Şimdi bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz, olamaz ve kabul de görmez. Bakın, Şili'de Allende'yi deviren Pinochet görev süresi bittiği zaman bir referanduma gitmek durumunda kaldı görev süresini uzatmak için. Sizler de çok iyi hatırlarsanız o zaman yes ve no diye bir kampanya yapılmıştı. Yani Pinochet'i destekleyenler evet yes diyorlardı. Karşısındakiler de no diyorlardı. Ve o zaman Şili'de bir devlet televizyonu vardı. O devlet televizyonu diktatörün, yani Şili'de Allende'yi devirmiş Şili'deki diktatör Pinochet'in ülkesinde devlet televizyonu Pinochet'in görev süresinin uzatılmasına dönük kampanyada hem muhalefete hem de iktidara her gün 15'er dakika eşit olmak üzere bir kere bir konuşmalarını ve görüşmelerini anlatmak için olanak tanımıştır. Yani Şili'nin Pinochet'sini bahsediyorum Tuncay Bey. Yani bir diktatörün ülkesinde daha nasıl bir uç örnek olabilir? Daha ne kadar uç bir örnek olabilir? Pinochet rejiminden söz ediyorsunuz. Evet. Evet, Pinochet'in görev süresine uzatılmasını ondan daha ağır yani, daha ağır. Evet, 15 dakika konuşmuştur. Uzatılmasını istemeyenler de 15 dakika konuşmuştur devlet televizyonunda. Şu geldiğimiz hale bakın. Siz devletten, halktan gelen vergilerle ayakta kalan bir televizyon kuruluşu değilsiniz. Diğer Halk TV de öyle değil, KRT de öyle değil, Flash TV de öyle değil.
Ya bir devlet televizyonu bunu sağlıyor. Şimdi siz ne yapmışsınız? Bir konuşmayı vermişsiniz. O zaman Cumhurbaşkanı çıksın belgesiyle kızının, çocuklarının bu işe karışmadığını ispat etsin. Var mı böyle yürekleri, cüretleri? Her şey belgeli. Evet. Yani genel başkanın evet. zaten belgesi olmadan konuşmaz ve iddia etmez. Bu bir siyaset alanıdır. Şimdi siyaset alanını daraltarak, siyaset alanını yok ederek bir iktidarın aparatı haline gelmiştir bugün RTÜK. Bir kere bu RTÜK'ün yani bu halde demokrasiye çok ciddi zararlar verdiğini söylemeye bile gerek yok. Yani böyle bir RTÜK hiçbir dünyanın evet. hiçbir ülkesinde olmaz ve olamaz da böyle bir devlet kuruluşu. Ve anayasada kendisine verilen, yasalarda verilen görevleri aşıyor. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Başındaki zata söylüyorum. Sen ne hakla yani bir habercilik yapan kuruluşlara ceza veriyorsun? Bu aradan da dolaylı olarak da bütün televizyonlara da gözdağı veriyorsun. Sakın ha bundan sonra muhalefet partisi liderlerinin ya da siyasetçilerin konuşmalarına yer verme. Bak verirsen başına neler gelir diye abu altından da sopa gösteriyorlar. Böyle bir tablo da var ortada. Evet. Şimdi evet. bu baş etmemiz ve yok etmemiz gereken bir tablo. Dolayısıyla Türkiye şu anda Şili'nin, Pinochet'in ülkesinden çok geri düşmüş bir durumdadır. Bu tam da tanımı bunun faşizmin daniskasıdır Tuncay Bey. Çok teşekkür Sayın Gök. Devam edeceğiz. Sayın Akalın, siz tek parti basını, tek parti yargısı, tek parti bürokrasisi dediniz. Yani daha büyük resme baktınız ilk yaptığınız değerlendirmede. Burada tek parti basını yaratmak için de RTÜK'ün kullanıldığını ifade ettiniz. İsterseniz oradan devam edelim. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun RTÜK için sevgili seyirciler bugün bir açıklaması vardı bu cezalarla ilgili. RTÜK iktidarın ekonomik terör aparatı haline gelmiştir dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı ve RTÜK'ün Tele 1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye ceza vermesi demokrasiye darbedir dedi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Sayın Akalın buyurun. Efendim olayın iki yönü var bana göre. Bir tanesi iktidar kendi seçili gündeminin dışında hiçbir gündemi siyasetin mevzu alanına sokmak istemiyor. Birinci doğru anlaşılması gereken mesele bu. Yani gündem belirleme imkan ve kabiliyetini sonuna kadar kullanmak istiyor. Bununla ilgili de geleneksel yasa tanımazlığını sonuna kadar uyguluyor. Devleti bir fütuhat alanı, bir fetih alanı gördükleri gibi devletin kurumlarını da doğal olarak bir fetih alanı gördüler. Ve burada adaletle hüküm verecek veya idari işlem tesis edecek geleneksel vicdan sahibi bürokrasiyi de tasfiye ettiklerinden dolayı